Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, 81 ili yaşamak otobüsüyle karış karış gezerek kadının örgütlü gücünü büyütüp partimizin iktidar yürüyüşünü hızlandıran, bütün kadınlara yalnız değilsin, biz varız diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kadın Kolları Genel Başkanı Sayın Aylin Nazlı Akay'ı konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarım, Genel Sekreterim, Grup Başkan Vekilim, Parti Meclisi Üyelerim, YDK Üyelerim, Milletvekillerim, Millet İttifakı'nın kadın politikasından sorumlu olan değerli kadın yöneticilerimiz, bugün burada bizim gücümüze güç katan değerli kadın yöneticilerimiz, değerli il başkanım, değerli belediye başkanlarım, değerli Kadın Kolları MYK üyelerim, ilçe başkanlarım, il yöneticilerim, Kadın Kolları il yöneticilerim, ilçe başkanlarım, gençlik kollarımız, başımızın tacı olan değerli kadın muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının ve sendikaların kıymetli temsilcileri, sevgili örgütümüz, değerli mücadele arkadaşlarımız ve kıymetli basın emekçileri, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bugün düzenlemiş olduğumuz bu kadın istihdamı buluşmasında çok değerli konuklarımız, konuşmacılarımız olacak. Mümkün olduğunca teori ile pratiği birleştirmek istedik. Dolayısıyla birazdan hem programı arz edeceğim hem de öncesinde bu buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen Kadın Kolları MYK üyelerimize, İl örgütümüze, Kadın Kolları İl Başkanımız Ayfer Ayaz ve nezdindeki tüm kadın örgütlü mücadelesi veren kız kardeşlerime de şükranlarımı sunmak istiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Evet, etkinliğimiz 3 oturumdan oluşuyor. İlk oturumumuz değerli gazeteci Özlem Gürses tarafından onun moderatörlüğünde gerçekleşecek ve Türkiye'de kadın istihdamının yerini konuşacağız. DİSK Genel Başkanı sevgili Arzu Çerkezoğlu, Peryon Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebi Öven, Kader Genel Başkanı Nuray Karaoğlu bizlerle birlikte olacak, görüşlerini paylaşacak. Kadını istihdamın dışına iten sebepleri, çözüm önerilerini de bizlere aktaracaklar. Ardından İkinci oturumumuz gerçekleşecek Elif Doğan Şentürk'ün moderatörlüğünde. Burada da Cinsiyet Eşitliği İzleme Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Emel Memiş, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisti Profesör Doktor Bülent Gülçubuk, Derin Yoksulluk Ağı'nın kurucusu sevgili Hacer Fogo, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında neler yapılacağını aktaracak. Aslında bir konuşmacımız daha vardı. İmece Ev İşçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın. Dün kendisi Ankara'ya geldi. Fakat eşinin, kardeşinin vefatı nedeniyle apar topar cenaze yerine gitmek durumunda kaldı. Kendisine buradan bir kez daha başsağlığı, tüm aileye sabır ve dayanma gücü de diliyoruz. Son panelimiz ise Türk Tabipler Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Doktor Arif Müezzinoğlu, Eşik Platformu'ndan Özgül Kaptan, İzmir Köy Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkan Vekili Aynur Dankaz'ın eşliğinde sağlık ve sosyal haklar temelinde kadın istihdamına ilişkin sorunların masaya yatırılacağı nitelikte bir oturum olacak.
Sayın Genel Başkanım, siz sürekli olarak bu kürsüyü halkın sesine açmamızı, milletin sesi olmasını istediğinizi söylüyorsunuz. Biz de Halkın Partisi olarak bunu gerçekleştirmek istedik. Değerli akademisyenlerimiz, değerli hocalarımız elbette oturumlarda çok değerli görüşlerini paylaşacaklar. Ama dedik ki ben bugün bu konuşma hakkımı daha çok halkın sesine kullanayım. Ve dolayısıyla özellikle bu süreçlerde yaşadığı zorlukları anlatabilecek olan bazı kadın arkadaşlarımızı Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarından buraya getirdik. Ben ilk olarak tarım emekçisi olan kadın arkadaşlarımızı buraya davet etmek istiyorum. Kendileri Nevşehir'den geldiler ve yaz döneminde tarlada çalışıyorlar. Kışında soğuk hava depolarında çalışıyorlar, patates depolarında. Birsen Hanım'ı, Fatma Hanım'ı, Türkan Hanım'ı, Fatma Güven'i buraya davet etmek istiyorum. Bu taraftalar. Teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz Türkan Hanım. Hoş geldiniz. Şimdi Türkan Hanım sözü alacak. Buyurun, kürsü evet. Sizin. Evet. Ben tarım çiftçisiyim. Dim yani tarım çiftçisiydim. Tarımımız bittiği için, çiftçiliğimiz bittiği için patates depolarına başladım. 12 senedir çalışıyorum. Bir nevi madencilik gibi. Yer altında onlar kömür çıkarıyor, biz patates çıkarıyoruz. Ama hiçbir sağlık güvencemiz yok. Hiçbir kimsenin bizden haberi yok. Yaklaşık 1000 yani aşağı yukarı 1000 tane kadın diyebilirim. 13 yaşından başlıyor kız, gelin, kadın. Bu 60 yaşına kadar gidiyor. Ama kimsenin bizden bir haberi yok. Bir sağlık güvencemiz yok yani. Karda, kışta yollarımız yani inişli çıkışlı. Bazen iniyor arabayı, servis arabasını depiyor. Bazen yapıyor yani bir şeyler yapıyor. Kendi gücümüze gidiyor. Ama hiç kimse demiyor ki bunların sigortası var mı? Demiyor. Kimsenin bizden haberi yok. Biz Nevşehir Derinkuyu olarak, köyleri olarak çiftçiydik. Kendi çapımızda ekiyorduk, dikiyorduk, kaldırıyorduk, çoluğumuzu, çocuğumuzu okutuyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Ama çiftçiliğimiz bitti. Ekemiyoruz. Bu sene hiç ekemiyor. Elektrik iyice yükseldi. Her şey, mazot, gübre, yani kimse hiçbir şey ekemiyor bu sene, doğru diyoruz. O yani şirketleştirildik. Herkes şirketlere çalışıyor. Biz de şirketlere çalışıyor. Ama işte şirketler bizi görmüyor. Hiç kimse bizi görmüyor. Yani bu kadınlar ne yapıyor? 13 yaşından 60 yaşına kadar gidiyor ama kimse demiyor ki sizin sigortanız var mı? Yok. Eşlerimizin varsa Bağkur'un sigortası var. O da yani eşlerimizin varsa, yoksa o da yok. Ama kimsenin bizden haberi yok. Bu kadınlar ne yapıyor? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Kaç çocuğa bakıyorlar? Eve geliyor, saat 7'de başlıyor, saat akşam 4-4.30'a kadar. Çalışıyor, depoya giriyor. O kapıların arkasında mutlaka bir 100 kişi, 150 kişi vardır yani o depoların altında. Kimsenin bizden haberi yok. Ama demiyorlar ki yani bu çoluğu çocuğa bakıyor. Bir saat 7'de çıkıyor evden. Sabah 6'da çıkıyor. 7'de oraya varıyor. Saat 4'te çıkıyor. Geliyor evimize. Çoluğumuza çocuğumuza varsa inek tana koruyor. Tabii o da artık zorlaştı. Yemiydi, samanıydı, şuydu buydu. Aldı başını gitti. Onlara da artık gücümüz yetmiyor. Koylu olaraktan. Ondan sonra biz yani hiçbir şey yok bizde. Bitti. Çiftçi olarak bittik. Yani bizim şeyimiz bu kadar çalışıp da hiçbir şey alamamak değil yani. Biz kadınız, biz üretecek ki herkes yiyecek. Herkes görecek. Biz çalışıyor. Herkes için çalışıyor biz. Kendimiz için değil yani, herkes için. Bizim bir amacımız var. Biz o patatesi herkese ulaştırıyor, çalışıyor. Ama bir sigortamız bile yok. Hiç kimse sormuyor, emeğimiz var. Tonlarca okullarımızdan geçiyor. Her yerimiz ağrıyor. Mesela evde kalıyor, soğuk hava. Eksilerde çalışıyor. Yani eksilerin yani şeyini bilmiyorum. Giyiniyor, kat kat giyiniyor ki üşümeyelim. Eve geliyor, sıcağı goncanıyor, her yerimiz ağrıyor. Ayaklarımız, eklem yerlerimiz, romatizma oluyor, bel ağrısı, boyun fıtığı, her şey ne ararsanız yani. Ama bir hastaneye, bir doktora gidemiyor. Sağlık güvencemiz yok. Gerekirse arkadaşlarımızdan hap alıyor. Olanlar, olmayanlara veriyor, hiç yok, ağrımız kesiyor, devam ediyor. Çünkü niye? 120 liraya çalışmak için. 120 lira mı bir insanın, bir kadının hakkı? Akşama kadar, sabah 7'den saat 4-5'e kadar 120 lira mı hakkımız? Hiç mi bu kadınların çoluğu çocuğu yok? Hiç mi evi barkı yok? 4 litrelik yağ 100 milyon olmuş. Giydiğimiz eldiven 12,5 milyon, 3 milyonu 3 ay önce.
12,5 milyona alıyor. Giymesen ellerin eskiyor, giyersen eldiven eskiyor. Ne yapacağımızı bilmiyor. Ne yapmamız gerektiğini de bilmiyor. Yani şey geldi, kadın kolları geldi, bana böyle bir fırsat verdi, ben konuştum. Konuşurum, ben hakkımı savunurum. Aslında kimse bize bu hakkı vermedi. Kimse vermedi bize bu hakkı yani. Ben 12 senedir 36 yaşındayım, 45 yaşında insan görünümündeyim. Kimse bize bu hakkı vermedi. Siz de gidiyorsunuz buraya, bir hakkınız var mı? Bir sağlık güvenceniz var mı? Bir istediğiniz bir şey var mı? 120 lira ne ki? Şimdi hiçbir şey. 120 lira hiçbir şey. 4 tane çocuğum bakacak. Evimi geçindirecek. Ne yapacağız biz? O pandemi girdi, çocuklara internet, tablet. Ben nereden alayım tableti? 4 tane çocuğa. 3 milyar en değersizi. Artık öbürlerine bakmıyorum yani. Nereden alayım? Ben interneti nereden alayım? Ancak yap diyorlar. Diyorlar ama vermiyorlar. Ben çalışıyorum 120 liraya. O da gidersem. Ben bugün işe gidersem 2 gündür gitmiyorum. Hiç günlüğüm yok. Gidersem var para. Gitmezsem yok. Nereden alacağım? Nereden yapacağım? Hiçbir şeyimiz yok. Ancak çalışın. Çalışıyor. Biz çalışmaktan gocunmayız asla. Çalışalım. Ama karşılığını alalım. Çalıştığımızın karşılığını almak istiyor biz. Yani hiçbir Anadolu kadını çalışmam demez. Ben de asla demem. Ben hiçbir zaman evde oturayım şöyle yapayım demem. Çalışmak istiyorum. Ama önüm açılsın. Bir geleceğim olsun. Mesela eşim emekli oldu diyelim. Bağkur var. Yıllar sonra çekti kapıyı gitti. Ben hiçbir şey çalışamıyorum da artık her yerim ağrıyor. Yaşım da gelmiş. Ben ne yapacağım? Hiçbir şey yapamayacağım. Hiçbir şey yapamayacağım yani. Ya kocama boyun bükeceğim ne derse tamam diyeceğim. Ya da çalışamayacağım yani öyle bakacağım. Acaba bana kim bakacak? Yani sesimizi duyurmak istiyorum. Yani biz değil. 13 yaşındaki kız çocuğu patatese gidiyor. 13 yaşında. Gelin gidiyor. Kadınlarımız gidiyor. Çocuklarımız gidiyor. Ama kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Kazalarımız olmuyor mu? Oluyor. Kazalar oluyor. Ölenler oluyor. Ama kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Sigortamız yok. Hiçbir sağlık güvencemiz yok. Ne yapmak lazım bilmiyorum yani. Tüm kadınlar olaraktan. Ben de dedim yani sorunca söyledim. Bir dokundular bir daha işittiler. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Yani. İşte durumumuz böyle. Yani çiftçiliğimize elektriklerimizi düşürseler, şu mazot gübrelerimiz böyle olmasaydı, ekseydik, dikseydik. Yani 12 sene, kimse bana diyemez ki sen 12 sene çalışmışsın diyemez. Daha önce sor ama ben 12 sene yanına diyorum. Diyemez kimse. Çünkü kimse bilmiyor ki ben 12 sene çalıştığımı. Sabah kalkıp gittiğimi. Bir tane polis memuru demiş ki derin kuyu demiş çok güzel ama demiş kadınları demiş gece demiş kalkıp arabalarından gidiyor. Memur da demiş ki onlar demiş patates işçisi demiş gece kalkıp patatese gidiyorlar demiş. Polis şaşırmış. Ya demiş gece iş mi olur demiş. Gece saat 3'te 2'de nere olursa. Biniyor gidiyor. Sivas'tı, Adana'sıydı, Niğde'siydi, Aksaray'dı, Kırşehir'di yani aklınıza nere geliyorsa patates olan her yere gidiyor. Biniyoruz sabahına gidiyoruz. 120 liraya. Hiçbir şeyimiz yok yani 120 liraya. Canımız bu kadar ucuz. Ben anlattım mısınız? Yani durum bundan ibaret. Çok teşekkür ederiz. Değişecek. İnşallah. İnşallah bu sistem değişsin. Bu evet. Kadınlarımız kadın olarak görülsün. Kadınlarımız görülsün lütfen. Yani kadınlarımız, çocuklarımız görülsün. Böyle kalmasın. İsterseniz sizi biraz şöyle burada alacağız. Evet. Evet Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar. Kadın Kolları Genel Sekreterimiz Mehtap Yücel, Nevşehir örgütümüzle birlikte bu arkadaşlarımızı ziyaret ettiğinde demişlerdi ki bizler depolarda çalışıyoruz, maden işçileri gibi yerin altındayız. Hiç kimse bizi ne görüyor ne duyuyor. Şimdi umarım biraz olsun onların sesine ses katabilmişizdir. Ama geldikleri için, içtenlikle bize duygularını aktardıkları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Hatun Hanım aramızda. Hatun Göktepe hepinizin bildiği gibi Hendek'te 1,5 yıl önce gerçekleşen patlamada
yaşamını kaybeden 7 kişiden birinin ablası. Kendisi de aynı firmada çalışmış, kısa bir süre çalışmış. 7 kişinin yaşamını kaybettiği, 127 kişinin de yaralandığı bu kazanın davası devam ediyor. Bizler de elbette ailelerin yanındayız. Bir kez daha yaşamını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun diyoruz. Sizler de bize neler aktaracaksınız? Buyurun hocam. Benim öncelikli buraya geliş amacım Türkiye'ye sesimizi, adalet adına sesimizi duyurmak için geldim. Ve buradaki atmosferi görünce gerçekten kadınlar çok şey başaracak. Buna inanıyorum. Buna samimi olarak inanıyorum çünkü biz 1,5 yıldan beri adliye koridorlarındayız. Biz kadınlar ilk oraya gittiğimiz zaman kadınların hukukta, adalette hakları nedir bunları hiçbirimiz bilmiyorduk. Buradan ben önce avukatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlere haklarımızı öğrettiler. Onlar bize güç verdi. Biz dimdik durduk ve dimdik durmaya da devam edeceğiz. Biz karar aşamasına geldik. Karar davamız görüldü 31 Ocak'ta. Fakat ek süre istendiği için, olası kasıt istediğimiz için, olası kasıttan cezaların verilmesi için karşı taraf 200 işçiyi hem maddi hem manevi olarak işveren şahıs her türlü mağdur ettiği için tekrar uzatıldı. 28 Şubat'ta son karar davamız var. Ve bu karar davamızda gerçekten şu salonun tamamıyla yanımızda olmasını istiyorum. Bu mahkemeden emsal bir karar çıkmasını istiyoruz biz. Bir Soma, bir Ermenek yurt yangınında yanan çocukların hala bir sonucu olmayan, hala bir sorumlusu olup da yatmayan bir dava haline dönüşmesin. Biz burada parası olan zengin, fabrikatör işverenlerin 3 kuruşla paralarıyla 3 gün yatıp hapislerden çıkmasına izin vermeyelim. Türkiye olarak izin vermeyelim. Biz canlarımızı paramparça topraklara gömdük. Ben kardeşimi 5 parça gömdüm. Onun ekabinde Koraylı'ya Hekim abimi şehit verdim. O kadar acılı bir durumdayım. Biz yaşamıyoruz, sadece nefes alıyoruz. Ve o patlamada, fabrika patlamasında bütün kadınlar mağdur. Kadınlar çiftçi kesimiydi. Orada çalışan kadınların çoğu çiftçi kesiminden gelme. Çiftçinin, teknolojinin ilerlemesiyle, kadınların tarlalarda işinin bitmesiyle kadınlar evde oturur duruma geldiler. Mağdur durumda kaldılar. Kadın annedir. Bir kadını üzersen bütün toplumu üzersin. Kadın anne, kadın ev hanımı, kadın eğitmen, kadın öğretmen. Bu kadınların hepsi şu an o kadar mağdur durumda ki iş bulamıyorlar. Sebep, kanunlarımız bir kadının tam verimli olduğu zaman 45-50 bir kadın çocuğunu büyütmüştür. Artık toplumda yer edinmek için uğraşıyordur. 45-50 istihdam edilemiyor, çalışamazsın. Bir kadının 45-50 yaşında gerçekten tam verimli olduğu zamandır. Neden bu fabrikalar yaş sınırı koyuyorlar? Bir kadın, ya burada belki yüzlerce arkadaşım var, sigortası olmayan arkadaşlarım vardır 50-60 yaşında, 50 yaşında. Yani sigortan yoksa, sosyal güvencen yoksa hiçsin. Biz kadınlar, ekonomik özgürlüğümüz yoksa, çoğunun zaten yok, biz hiçiz. Ben fabrikadaki mağdur arkadaşlarımın sesi olmaya geldim. Bütün Türkiye arkadaşlarımın mağduriyetini duysunlar. Çok ihtiyaçları olan arkadaşlarım var. Ve bana söyledikleri şu.
Biz kimseden ekmek istemiyoruz, kimseden para istemiyoruz. Sadece ve sadece istihdam edilmek istiyoruz. Biz iş istiyoruz. Ben Sayın Başkanım, abimi taziye için aradığınızda rahmetli Hasan Tepeçınar Hekim sizden bir şey istemişti, bu davayı asla unutturmayın diye. Bu dava size abimin bir vasiyeti olarak geçti. Ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Hep yanımızda oldunuz CHP ailesi olarak. Herkes, hepsi avukatından tut, milletvekillerimize varana kadar her gün yanımızda oldular. Her adımı bizle beraber attılar. Çok şeyler anlatmak istiyorum, çok şeyler söylemek istiyorum. Fakat herkesin bir konuşma süresi var. Herkesin anlatacağı derdi var. Kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Ama o kadar büyük acılar yaşıyoruz ki az çok belki haberiniz vardır. Ne olur bundan sonra bir kadını üzmek, bir toplumu üzmek diye düşünelim. Bir anneyi, şunu söylemek istiyorum, onu bunu bizzat söylemek istiyorum. Bu fabrikada eşini kaybeden bir tanesi benim kardeşimin hanımı, çocukları. Evlatlarını kaybedenler. Ve ben bunlarla çok ilgileniyorum, uğraşıyorum. Sosyal, şöyle diyeyim, psikiyatri, psikolog desteği aldırmak için çok yalvarıyorum. Hiçbir tanesi annem dahil, benim annem dahil içinde. Ben de almayacaktım ama benim dik durmam gerekiyordu. Benim kardeşimin ve 6 arkadaşının, 3 tane asker kardeşimin kanının yerde kalmaması için dik durmam gerekiyordu. Ben tedaviyi kabul ettim. İşçinin patrona sermaye olmaması için bunları bu ülkede değişeceğini herkese göstermek için ben destek aldım. Bak benim şekerim, ben şu an 500 şekerli buradayım. İnanın. Stres bana hiç yaramıyor. Doktorun zaten kesinlikle yasakladığı şeyler. Yani kendimi öldürmek için öldüre öldüre buradayım. Bu annelerin bana dediği tek söz. Neden almıyorsunuz psikolojik yardım? Ölmek istiyoruz. Çocuklarımızın, eşlerimizin yanına gitmek istiyoruz. Bu kadınların sözleri bu. Aldıramıyoruz. Geridekileri düşünmüyor bu kadınlar. Gerçekten bu kadınlara birebir yanlarına oturup da içlerindeki acıların nasıl feryat edişini görmenizi isterim. Ben onların bir nevi sesiyim. Kardeşimi kaybettim. Canım yanıyor. Ama Yüce Türk adaletine güveniyorum. Yüce Türk adaletinden bu sefer emsal bir karar çıkmasını bekliyoruz. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi konuk ettiğiniz için. Hepinizden Allah razı olsun, kandiliniz mübarek olsun. Dün konuştuğumuzda biz yaşamıyoruz, sadece nefes alıyoruz demişti. Biz bütün kadınlar yaşasın, herkes yaşasın istiyoruz. Kocaeli'nden de bir gene bugün konuşmacımız var. Zahide Söğüt, genç bir kadın arkadaşımız. Zahide Hanım'ı şimdi buraya almak istiyorum. Zahide direngen bir kadın arkadaşımız. Farplas firmasında çalışıyordu. Neler yaşadığını kendisi anlatsın. Merhabalar. Öncelikle Genel Başkanım, DİSK Genel Başkanım Arzu Hanım, Kadın Kolları Başkanım Aylin Hanım ve burada olan bütün katılımcılara saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Benim burada olmama vesile olan Gebze DİSK İkinoğlu Şube Başkanım Necmettin Başkan, Kocaeli Kadın Kolları Başkanı Songül Başkanım, hepinize çok teşekkür ediyorum bana burada konuşma fırsatı verdiğiniz için. Ben burada
olduğum için gerçekten çok mutluyum. Daha önce böyle bir platformda bulunmadım ve burada görüyorum ki çok güçlü kadınlar var. Hepsinin içerisinde karanlığı aydınlatacak kocaman bir ışık var. Meşale değil, yıldız görüyorum ben şu anda herkesin içerisinde. Herkes burada ışıl ışıl gözüküyor ve gerçekten ben böyle bir platforma daha önce katılmadığım için üzgünüm. Geç kaldım biraz ama hiçbir geç kalmışlık sorun değil. Zarar neresinden dönerse kârdır. Burada olmamın sebebi Farplus'ta yaşanan zulmü dile getirmek. Ben Farplus'ta çalışıyorum 5 yıldır. Bize her zaman mobbing uygulanıyor. Her zaman baskı altındayız. Her zaman eziliyoruz. Bizi kadın, özellikle kadın işçiler olarak aileye ek gelir olarak görüyorlar. Eşit ücrete eşit işe eşit ücret diyoruz ya, her zaman kadın çalışanlar daha düşük ücrete razı olmak zorunda bırakılıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz buna karşı çıkıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Hakkımızı istemek için buradayız. Her zaman mücadelemize devam etmek için buradayız. Hakkımızı aradığımız için işveren tarafından zulme uğrandık, baskılara uğrandık. Bize bir takım vaatlerde bulundu. CEO Haluk Akçalı açıklama yapıldı esnada 20 Ocak'ta. Dedi ki bu toplulukta dedi herhangi bir işçi işten çıkarılmayacak. Biz o anda sendikalaşmaya karar verdik. Diskle yol alma kararı aldık. Çünkü tek başına mücadele edemiyoruz. Tek yumruk olarak çok daha güçlü olduğumuzu fark ettik. Diskle yol alma kararı aldık. CEO açıklama yaptı. Diskle görüşme yapacağını bildirdi bize. Bu süreçte kimse işten çıkarılmayacak dedi. Elektrik kısıtlamasından dolayı bizleri idari izne çıkardı. Birer mesajla bizi işten kovdu. Ve iş yerine zarar verdiğimizde dair birçok arkadaşıma, 150'den fazla işten çıkarılan arkadaşa tebligat gitti. 20'şer bin lira tazminat davası açılmış. Ve bizi kod 29'dan çıkardıkları için, eski adıyla kod 29, şimdi 42-50'ye kadar giden kodlar. Kod 29'dan çıkarıldığımız için herhangi bir işsizlik maaşı alamıyoruz. Çok zor durumdayız. Arkadaşlarımız ev geçindiriyorlar, çoluk çocuk geçindiriyorlar, kira var, faturalardan zaten bahsetmek istemiyorum. Hepimiz biliyoruz faturaları. Neyse ki 210 kilovata kadar yükseltildi. Evet, 210 kilovata kadar %50 zam artık. Bunu alkışlamamızı bekliyorlar. Hem zamı yapıp hem de kilovat saati yükselterek bizim onları desteklememizi bekliyorlar. Bizi ezerken bizi ödüllendirdiklerini söylüyorlar. Biz ezilmek istemiyoruz. Biz her zaman sesimizi duyurmak istiyoruz. Ben sadece burada haksız yere işten atılmış 150 arkadaşım için burada değilim. Ben içeride baskıya uğramaya devam eden yaklaşık 2500 arkadaşımın da sesi olmak için buradayım. Arkadaşlarım arıyorlar, ağlıyorlar, biz size destek olmak istiyoruz. Yüreklerimiz sizinle ama sizin yanınızda olamıyoruz. Çünkü evimizi geçindirmek zorundayız. Çünkü 16 yıllık, 20 yıllık emeğimiz var. Biz bunu gerimizde bırakamayız. Biz onlarla baş edemeyiz diyorlar. Biz onlarla baş edeceğiz. Çünkü biz hep beraber çok güçlüyüz. Biz emeğimizin karşılığını alacağız. İstediğim şey bu süreçte mağdur olan bizlerin haksızlığının giderilmesi için bir an önce milletvekillerim, genel başkanımın devreye girmesi. En azından işten çıkarılanların işe alınıp yeterli çoğunluğunun sağlandığı yetki belgesinin şunu da anlatmak istiyorum. Şimdi biz sendikalaşma sürecine başladığımızda yetki belgemiz geldi Ankara'dan. Farplus bunu söylemem lazım. Farplus taşeron şirketlerle büyümüş koskocaman bir şirket. Halbuki işe alınırken kimseye demiyor ki seni taşeron şirkette işe alıyorum. Herkes kendini işe alındığı zaman zannediyor ki Farplus çalışanı. Halbuki 8-9 taşeron şirket olarak büyütülmüş. Sebebi de işçilerin tek yumruk olmasını engellemek. Sebebi sendikalaşmayı engellemek. Sebebi güçlü bir şekilde sesimizi çıkarmamızı engellemek. Buna rağmen biz
5 tane şirkette yeterli çoğunluğu sağladık, sendikalaştık. Yetki belgemiz Ankara'dan geldi. Ama bu defa işverenin oyunları biter mi? Bitmedi. Bu defa da o şirketleri iflas gösterip yeni şirketler kurdular. Mevcut çalışan arkadaşlarımızı o şirketlere aktardılar. Bu süreci uzatıp bizi yıpratmak için ellerinden geleni sarf ediyorlar. Bunu açıkça ifade edeceğim. Farplus bunu kendi başına yapamaz. Bunların arkasında çok güçlü birileri var. Ama bilmiyorlar ki halktan, bizden daha güçlü kimse yok. Biz onları yukarı getirdik. Onlar bizim hizmetkarlarımız aslında. Onlar bize hizmet etmek için oradalar. Onlar bizim emeğimizi, bizim vergilerimizle oradalar. Kod 29'dan çıkarıldığımız için şu anda işsizlik maaşı alamıyoruz. Çok zor durumda arkadaşlarımız. Ağlıyorlar, gözü yaşlı. Kapı önü direnişine başladık dün. Ben kapıda önü direnişinden apar topar geldim burada sesimi duyurabilmek için. Şu kıyafetimle ben kapı önü direnişindeydim. Ben herhangi bir hazırlık yapma gereği hissetmedim. Çünkü ben sesimi duyurmak için buradayım. Ben gösteriş için burada değilim. Zaten benim içimde bir yıldız var. Zaten ben güçlü Türk kadınıyım. Ben zaten ışıldıyorum. Ben bunun farkındayım. Ben sesimi duyurabildiğim kadar, sesim yankılanabildiği kadar, sesimi daha çok insana duyurabildiğim kadar biliyorum ki kazanacağım. Biliyorum ki bu süreç hızlı neticelenecek. İstediğim işten çıkarılan arkadaşların işe alınması, yetki belgesine sahip olan DİSK'le işverenin toplu iş sözleşmesi için masaya oturulması, bizim haklarımızın verilmesi, yıllardır zulme uğrayan, sömürülen emeğimizin hakkını almak için biz mücadelemize devam edeceğiz. Yılmıyoruz, yılmayacağız. Tek yumruk olmaya devam ediyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Farplus işçisi yalnız değildir. Farplus işçisi yalnız değildir. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Birazcık daha söyleyebilirim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ve şunu da ifade etmeliyim ki bize inanılmaz şekilde polis şiddetine maruz kaldık. İnanılmaz şekilde baskılandık. Ama sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Lütfen bize destek olun. Lütfen sesimizi duyurmamıza. Lütfen bu sürecin hızlanmasına yardımcı olun. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler. Şimdi son olarak iki kız kardeşimizi daha davet etmek istiyorum. Bir tanesi 6 yaşında engelli çocuğu olan Gamze Mutlu. Gamze'nin çocuğu Serdar hem otizm hem çölyak hem de diyabet bir hastası. O hem yaşadıklarını anlatacak hem de sevgili Lütfiye'yi de buraya çağıralım. O da ev işçisi olan bir arkadaşımız. Aynı zamanda Lütfiye de bir engelli annesi. Evet. Merhaba, buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle merhaba. Benim 6 yaşında engelli bir çocuğum var, otizm hastası. Ayrıca tıp 1 diyabet ve çölyak hastası. Kusura bakmayın, bu ara gribim, o yüzden sesim çok kötü çıkıyor. Sağlıklarım, konuşamıyorum. Ben otizmli bir çocuk annesiyim. Çocuğum her gün günde 5-6 kere şekeri ölçülüyor. 4-5 kere insülin vurunuyor. Ve istediği hiçbir şey yiyip içemiyor. Her şey yasak.
Her içtiğini yazıyor, içtiğini yediğini deftere yazıyorum. Hep gramla veriyorum. Her şeyde gözü kalıyor. İstediğini alamıyorum. Ve ben bu acıya gerçekten dayanamıyorum. Çok zor. Kayınvalidemle beraber oturuyoruz. Evimiz yok. Eşimin maaşı yetmiyor. Benim aldığım bakıcı parası ancak çocuğumun ihtiyaçlarını karşılıyorum. O bile yetmiyor. Kömürsüz kaldık. Yakacak kömürümüz bile yok. Bakmayın, çocuğumun hastalığından bahsederken içim parçalanıyor. Gerçekten çok zor. Parmakları delik deşik oldu iğnelerden. Kollarım mosmor. Küçük bir çocuk, büyük adam bile dayanamaz buna. Kendisi nasıl dayanıyor bilmiyorum. Benim de bu nedenle psikolojim gerçekten bozuldu. Artık ben de dayanamıyorum ama iki çocuğum var, biri 2,5 yaşında. Onlar için ayakta durmaya çalışıyorum. Maaşımız gerçekten yetmiyor. Kayınbabamın borçlarına kesiliyor aldığı maaş. Elimde bir tane bileziğim vardı. Onu saklayıp duruyordum çocuğumun ihtiyacı olur diye. O da maalesef çalındı. Yerine sahte bilezik konarak çalınmış. Kimin yaptığını bilmiyorum. Bu kadar diyeceğim. Sizden bir yardım istiyorum. Yakacak hiç kömürümüz yok. Yardımcı olacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Lütfen. Hepinize merhabalar diliyorum Genel Başkanım, hoş geldiniz. Ben bir engelli annesi olarak buradayım. Kendim sağlık mezunuyum. Çocuğumun eğitim durumundan dolayı, yetersiz olan eğitim durumundan dolayı çalışamıyorum. Biz raporlarımızla aylık 8 saat bireysel, 4 saat grup dersi görüyoruz. Ama çocuklarımızın gelişimi daha iyi olabilmesi için yetersiz bunlar. Eşim inşaat işçisi, şu an işi yok evde. Herhangi bir sosyal güvencemiz yok. Engelli maaşımız, bakım aylığımız, hiçbir giderimiz yok. Ben burada özürlü değil, engelli, özel çocuk annelerini temsilen buradayım. Hiçbir zaman bizi yadırgamasınlar, özürlü, engelli diye küçümsemesinler bizi. Biz de evlatlarımızın daha sağlıklı olmasını isterdik. Ama yapacak hiçbir şey yok. Ama onların da geleceği için, eğitimleri için, daha iyi yerlerde olması için biz mücadelemize devam ediyoruz. Ben kendim sağlık mezunuyum ama şu anda çocuğumun yanında bulunmam gerekiyor. 4,5 yaşında. Benim desteğe yanında olmama ihtiyacı var çocuğumun. Kendim ev işlerine gidiyorum, ev temizliğine gidiyorum. Evde hamur işleri yaparak şu anda çocuğuma az da olsa bir maddi olarak destek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bunları yapıyorum. Okula gitmediğimiz günlerde. Sosyal yardım, engelli çocuklarımız için, özel çocuklarımız için yetersiz geliyor. Bakım paralarımız yetersiz. Gerekli materyalleri, ilaçları vesairelerinin giderilmesi için çok az. Bu özel çocuk anneleri için sosyal güvence istiyoruz. Çünkü çalışamıyoruz. Çocuklarımızın yanında 7/24 evde durmamız gerekiyor. Ama güvencemiz olmadığı için de hiçbir şey yapamıyoruz.
özel çocuk annelerinin sesi olarak buradayım. Desteklerinizi, yardımlarınızı bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Sayın Genel Başkanım, değerli konuklar, ben arkadaşlarımıza, kız kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Görüşlerini bizlerle paylaştıkları için. Hepimiz tok, hepimiz eşit, hepimiz güvende oluncaya kadar, hepimiz özgür oluncaya kadar mücadelemiz sürecek diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.